Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videosunda daha önceden anlatmış olduğum eğitimlerden birini daha detaylı şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü birkaç kişi bu noktada takılmış, baktım yanlış işlemler yapıyor. Yanlış hani kar zarar ediyor muyum, edemiyor muyum? Bu gibi konularda genelde takılmışlar. O nedenle özellikle bu videoyu tekrar çekmek istedim. Yani videonun içeriği bir siteden aldığımız ürünü diğer sitede satmak. Atıyorum N11'den alacağız, Trendyol'da satacağız. Trendyol'dan alacağız, Gitti Gidiyor'da satacağız. Gitti Gidiyor'dan alacağız, Hepsi Burada da satacağız. Yani elimizde hiç olmayan ürünü alıp farklı kişide satacağız. Yani dropshipping'in farklı sistemi. Bu sistemin farkı ne diye sorarsanız e-ticaret boyutunda bu işlemi yaparak çok ileriye gidemeyiz. Bu sadece günübirlik hastalığımızı çıkartır. Yani cebimizdeki parayı birkaç katına çıkartır ama sürekli yapmak istersek tabii yani başında durmaya bağlı aslında. Başında durursanız sürekli aynı işlemi yaparsanız aynı ürünlerden farklı ürünlerden bulabilirseniz o zaman muhtemelen gelir sağlarsınız ama normal e-ticarete göre bu biraz daha düşük versiyonda kalıyor. Yani biraz daha aşağılarda kalıyor. Harçlık için yapabilirsiniz diyelim. Atıyorum elinizde 200 TL'niz var. Bir 200 TL'yi 250 TL yapmak istiyorsunuz. Bu gibi işlemle yapabilirsiniz. Bunda tabii Trendyol'da Hepsi Burada, oralarda herkes mağaza açamadığı için genelde Gitti Gidiyor'da satış yapmanız gerekiyor. Gitti Gidiyor'da da satış yaparken tüm ürünleri diğerlerinde de daha ucuza bulma durumu var. Bu nedenle sıkıntı olabilir diye ben tüm sitelere göre göstereceğim. Hani siz eğer esnaf kaydınız yoksa ya da bu N11 Hepsi Burada, Trendyol'da mağazanız yoksa Gitti Gidiyor üzerinden aynı işlemi yaparak gelir elde edebilirsiniz. Şimdi ben videodan önce video uzun sürmesin diye bir tane ürün buldum arkadaşlar. Rastgele baktığım ürünlerden bir tanesi soğuk buhar makinesiydi. Baktım, hatta gördüğünüz gibi başlığı kopyalamışım. Kopyaladıktan sonra diğer sitelerde de paylaşmışım. Her sitede yani Gitti Gidiyor da Hepsi Burada da Trendyol Hepsi Burada da Trendyol'da bu ürünü bulmuşum arkadaşlar. Trendyol'da 229 lira, Gitti Gidiyor da 236 lira, Hepsi Burada da 317 lira ve N11'de 274 lira. Biz bu ürünü Hepsi Buradaki mağazamıza koyarsak oradan satışını sağlayabiliriz. Hepsi Burada'ya bakalım. Bu üründen farklı satan var mı? Tıkladığımız zaman zaten aynı kategori altında açıldığı için farklı satıcıları gösteriyor. Hepsi Burada'nın böyle bir güzelliği var bildiğiniz gibi. Evet, farklı satıcı yok. Farklı satıcı olsaydı şu sekmede farklı satıcıyı da gösterecekti. Burada varmış, pardon. 329 liraya satıyormuş. Daha güzel, en azından daha yükseğe satıyor. Şimdi burada bu ürünü Hepsi Buradan almak isteyen kişiler 329 TL'yi baksa, yani bu ürüne baksa 329 TL'ye şöyle tıklayalım mesela. Evet, 329 TL'ye atıyorum ben bu ürünü buldum, satın almak istiyorum ama alt kısımda 317 TL'yi gördüğüm zaman otomatikmen 317 TL'li sepete ekle diyeceğim. Çünkü 12 lira fazladan para vermiş olmayacağım. Biz bu ürünü burada satmak için 316-315 TL'ye satmayı düşünürsek, atıyorum 315 TL'ye biz bu ürünü satalım diyelim. KDV kısmını da şuradan KDV hesaplamadan rahat hesaplayabilirsiniz. 315 TL'ye sattığınız zaman ben komisyon tutarını %15 olarak hesapladım. %15 gibi varsayalım. Hesapla diyorum. Bizim elimize 273 TL 91 kuruş geliyor arkadaşlar. 41 TL'si komisyona gidiyor. Peki bunu 315 liraya satmak için Gitti Gidiyor da 236 lira, Trendyol'da 229 lira. Trendyol'dan alıp 229 TL'ye Hepsi Burada da 315 TL'ye satarsak 315 eksi 229 TL diyelim, 86 lira para geliyor. 86 liranın 41 lirası da komisyona gidiyor. 45 TL bizim elimize kar kalıyor. Bu kısma kadar herkes anlamış ama genelde kargo kısmında takılmışlar. Buna ayrıyeten bir de kargo koyuyorlar. Yani 45 TL artı 15 lira da kargo diyor. 30 lira. Ama biz buna kargo koymayacağız arkadaşlar. Yani bizim burada kargo giderimiz yok. Kargo giderini düşmeyeceğiz. Niye kargo giderimiz yok? Atıyorum ben buraya baktım. Trendyol'da ne kadar? 229 TL. Trendyol'daki satıcı diyor ki kargo bedava diyor.
Ben de aynı şekilde hepsi burada. Kargo bedava olarak yükledim bunu. Zaten Trendyol'dan alıp direkt müşterime göndereceğim için Trendyol'daki bu kargo kısmını buradaki satıcı ödeyecek. Buradaki satıcı kargoyu ödüyor ve hepsi buradaki müşterime de gidecek bu ürün. Bu müşteriye gittiği için bize gelmeden gittiğinden dolayı biz haricen bir kargo parası ödemiyoruz. Eğer ürün olur da iade olur, geri gelirse bize o zaman kargo parası ödememiz gerekiyor. Hatta onda da geç iade olursa kargo sadece o zaman ödüyoruz. Onun haricinde kargo tutarı ödemiyoruz. Bu gibi durumda da atıyorum kişi ürünü iade etti. Ürün elimizde mi kaldı? Elimizde kalmadı. Nasıl kalmadı? Trendyol'dan bir ürünü aldım diyelim arkadaşlar. Ücretsiz kargo ile müşterime gitti. Hepsi buradaki müşterime gitti. Hepsi burada da satışımı kontrol ediyorum. Müşteri onay bekleyene kadar ben de Trendyol'da onay vermiyorum. Müşteri bakıyorum sattığı ürüne yani satın aldığı ürünü onaylamış ya da iade yapmış. Atıyorum iade yaptıysa ürün bana geleceği için depo adresi benim adresim. Ben de bana ürün geldikten sonra aynı şekilde Trendyol'da ben de iade yapacağım. Ben de asıl satıcıya ürünü iade edeceğim. Ama müşteri hepsi burada da ürünü onaylarsa ben de Trendyol'da ürünü onaylayabilirim. Yani kesinlikle ürün elimizde kalıyor diye bir şey olmuyor. O aradaki kısımda Trendyol'daki ürünü atıyorum Trendyol'dan olur, gitti gidiyor oradan olur, hepsi buradan olur, hepsinden olabilir. Bu ürünü bizim yapmamız gereken müşteri onaylayana kadar diğer siteden aldığımız ürünü onaylamamız gerekiyor ki müşteri iade ederse biz de iade edelim. O durumda da atıyorum müşteri iade sürecini başlattı. Ürün bize gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Yani müşteriniz iadeyi başlattıysa siz de girin siteye. Hemen siz de iade işlemi başlatın. Ürün size geldikten sonra iadeyi gönderirsiniz. Çünkü atıyorum 3-4 gün sonra sistem otomatikmen onaylama durumu var. Sistem otomatik onaylayacağına iade sürecini başlattığınız zaman sistem bunu otomatik onaylamıyor. Bir 7 gün size kargoyu verme süresi tanıyor. Termin süresi. Bu süre içerisinde de ürün size geldiği zaman ürünü kargolayabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir durum daha var. Atıyorum müşteriye ürünü gönderdiniz. Müşteri ne onayladı ne de iade etti. Sistemin onayı bekleniyor. Ama bizim sayfamızda da aynı şekilde sistemi onaylayacak gibi bir şey. Bunu da biz nasıl yaparız? Sitede üründe sıkıntı var. İade etmek istiyorum gibisinden işlem yapacaksınız ama iade etmeyeceksiniz. Baktınız ki müşteri iade etti. O zaman iade edersiniz. Baktınız ki müşteri iade etmedi. Sistem kendisi otomatikmen zaman aşımından onayladı. Bu sefer diğer sisteme girip iptalden vazgeçebilirsiniz. Zaten o termin süresi içerisinde ürünü götürüp kargoyu vermediğiniz zaman sistem otomatikmen iadeyi reddediyor ve satışı onaylıyor. Yani bu gibi süreci uzatacak bu gibi işlemi de yapabilirsiniz. İsterseniz bir tane ürünü de hemen birlikte bakalım. Oradan da göstermiş olayım. Atıyorum. Ha burada da ürün seçerken şöyle bir durum var arkadaşlar. Giyim seçmeyin. Ayakkabı seçmeyin. Atıyorum kozmetik ürünleri seçmeyin. Yani genelde iade olmayacak ürünleri. Yani atıyorum kişinin bedenine koku falan yani atıyorum deodorant seçersiniz. Koku hoşuna gitmez iade eder. Kıyafet seçersiniz. Kıyafet bedenin olmaz iade eder. Ayakkabı yine numarası olmaz iade eder. Bu gibi ürünler seçmek yerine atıyorum şöyle kulaklık olur, top olur. Yani giyim değil de diğer ürünlere tercih edin. Mesela Yapı Market'e girelim. Bu ürünlerin iade durumları olmuyor arkadaşlar. Boya atıyorum ya da fırçanın iadesi olmaz. Hani bu gibi ürünlerden tercih etmeyi. Mesela kask diyelim. Atıyorum şu kask. Eldiven diyelim. Sepette ek indirim 168 TL'ye bu eldiven düşüyormuş. Biz buradan başlığı kopyalıyoruz. Kopyaladım. Burada Trendyol'a hepsi burada yapıştırdım. Gitti gidiyor'a yapıştırdım. Trendyol'a yapıştırdım. Amazon'da çiçek sepetinde buralarda mağazanız varsa oralarda da sergileyebilirsiniz. Ben sadece uzun göstermemek için oraları bir daha işleme koymadım. Bakalım burada 165 TL'ye bu üründen var. Bakıyorum başka var mı? 164 TL'ye var ama farklı marka. Pardon aynı markaymış. 207 liraya var. Gitti gidiyor'a bakalım. Gitti gidiyor da 170 liraya var.
Çok detaylı aramanıza gerek yok. Zaten birkaç tane de kendisini belli eder. Hepsi burada da 201 liraya var. N11'de 187 lira, sepetteki ek indirimde 168 lira mı demiştim. O fiyata alabiliyoruz. Ek indirimi yok sayalım. 187 liraya atıyorum bu ürünü biz aldık. Gitti gidiyor da satalım diyelim. Gitti gidiyor da 185 liraya da varmış. Pardon. Biz bu üründen kar edemeyiz arkadaşlar. Farklı bir ürün bakacağız. Yani bu tamamen sizin site içerisinde gezerken ki kontrol ettiğiniz ürünler. Hani daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Atıyorum A101'e girerek bu işlemi yapabilirsiniz. A101'in mağazasından, BİM'in mağazasından bu tip ürünler alıp siteye koyup satabilirsiniz. Atıyorum müşteri ama fişinizi saklayın. BİM özellikle bu ürün iade kısmına A101'e göre biraz daha elverişli. Atıyorum girdiniz BİM'in mağazasına, ürünü aldınız, sattınız, müşteri iade etti, geri geldi. Siz de fişinizle gidiyorsunuz, BİM'e geri iade ediyorsunuz. Sonuçta kullanılmamış ürün. Mesela şöyle bir sandalyeyi bakalım. Çok da uzatmak istemiyorum. Burada başlıkta da şu sondaki kodu almayın. Ürünü Trendyol'dan aratıyorsanız Trendyol'un şu başındaki marka kısmını almayın. Çünkü bunlar genelde o kısımlarla o farklı sitelerde bulunamıyor. Yani sonuna kodu site kendisi koymuş oluyor ya da başına markayı kendisi koymuş oluyor. Bakalım 549 TL'ymiş. Buralarda aynı üründen var mı? N11'de yok. Gitti gidiyor da 549 lira yine aynı fiyat. Evet, burada 489'a da var, 669'a da var. Ha burada bu kişi ürün arattırırken atıyorum 489 TL'lik varken 669 TL'li almaz. Ama bizim genelde diyelim yani kötülemeyelim genelde ki düşüncemizde kafa zihniyetimizde pahalı olan her zaman için daha karlıdır diye bir işlem var. Bir de mağaza puanınızı baz aldığımız zaman mağaza puanına göre düşünüldüğü zaman siparişi veren kişi kendi bütçesine göre 489 TL'lik değil de 669 TL'lik ürünü satın alabilir. Mesela aynı işlemi buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Trendyol'dan alıp Trendyol'a satabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi aynı ürün iki yerde de var. Siz de bu ürünü koyun. Siz de 668 TL'ye koyun. 668 TL'ye koyduğunuz zaman %15 karla 668 hesapla diyelim. 87 lira bir komisyon bedeli çıkıyor bize. 90 lira diyelim. 668 eksi 90. 578 lira arkadaşlar. Bu ürünün 668 TL'ye satarsak bile 578 TL kalıyor. Komisyonu düştüğümüz zaman. Eksi buradan da şuradaki alış fiyatı gördüğünüz gibi 489. Ben bu siteden alıp bu siteye satmak istiyorum varsayalım. 489 TL'ye de düşüyorum. 89 TL bu ürün üzerinde bir gelir sağlamış oluyorum. Kargosunu zaten kargo bedava diyor. İkisinde de bedava diyor. Bu satıcı karşılayacağı için müşteri bunu aldığı zaman yani benim 668 TL'lik bir ürünümü aldığı zaman ben bu ürünü alacağım. O müşteriye göndereceğim. Sonrasında karımı elde etmiş olurum. Kargo takip kodu nasıl işlenir bu işlemde? Son olarak onu da bahsedeyim. Hemen kapatacağım. Kargo takip kodu arkadaşlar. Gitti gidiyor manuel işleyebiliyorsunuz. Trendyol'a şu an N11'de pandemi sürecinde bu manuel işlemeyi açtı. N11'e manuel işleyebiliyorsunuz. Trendyol ve hepsi burada. Manuel şekilde işlem yapamıyorsunuz. Bu gibi durumda da isterseniz şöyle bir durum yapabilirsiniz. Ama o gerçi olmuyor pardon. Bu gibi durumda sizin müşteri hizmetlerine mail atmanız gerekiyor. Müşteri hizmetlerine attığınız mailde sipariş kodunu yazacaksınız. Kargo takip kodunu yazacaksınız. İşte bu sipariş numaralı ürün şu takip kodu ile sevk edilmiştir. Kargodaki kişi ya da kargodaki kişiler kampanya numarasını kullanmamıştır. Bu nedenle ürün benim satış ekranımda kargolanmadı statüsüne düşmedi diye yazabilirsiniz. Kargolandı, müşteri hizmetleri işlem yaptıktan sonra kargolandı statüsüne düşüyor ve iade süreçleri olursa iade yoksa onaylanma süreci onaylanıyor ve paranızı alıyorsunuz.
Bu işlemi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yine söylüyorum takıldığınız noktalarda yazın. Hani maille anlatabildiğim noktayı maille anlatırım. Maille anlatamadığım noktalar için video çekerim. En azından diğer arkadaşlar da faydalanmış olurlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.